Gelmedi bak. Kesin başına bir şey geldi. Ya gelir daha. Canım benim yoldadır. Ya belki yurda gitmiştir ya direkt. Öyle mi diyorsun abi? Dur ben o zaman arayayım bir daha. Evi mi aradı? Neredeymiş? Ne olmuş? Anlamadım ki. Yapma ya. Allah'a. Tamam tamam. Tamam canım ben çıkarım biraz. Tamam Gül'den çıkıyorum hemen tamam. Öpüyorum canım görüşürüz. Ya abicim kötü bir şey yok inşallah değil mi? Ustacığım sorma. Merhaba. Niye karar aldın kızım? Teo motor satacağım ya. Hiç üstüne inim yok ki bu. Sat babacığım. Aa niye canım satıyorsunuz? Ne güzel işte parçalarımız sıcak sıcak müşteriye ulaşıyor. Tamam parçalar sıcak sıcak müşteriye ulaşıyor da biz kirpi kafaya ulaşamıyoruz. Bak hala haber yok gelmedi bak. Aman gelir canım merak etme. Hadi hayatım ben yukarı çıkıyorum. Sen de geç kalmadan gel tamam mı? Çocuklar kapatır nasıl olsa. Tamam tamam acık işim var benim işim iş yapar. Çocuklar kapatır nasıl olsa. Kapıcım. Nevzatçığım bak. Güçlü ordu düşmana korku, dosta güven verir. Hem biz asker milletiz. Bizim ordumuzun her daim güçlü olması lazım. Ya kardeşim bak cephaneye, silaha yapacağın yatırımı eğitime, sağlığa yap. İnsana yatırım yap ya. Biraz antimilitarist düşün. Ya kardeşim antimilitarizm dediğin şey bu devirde olacak iş mi ya? Ya yedi düvel bize düşman. Bizi rahat bırakmazlar ki abi. Ya sen çayını iç kardeşim. Düşünme bunları. Cemal verse içeceğiz çayımızı da. Ulan Cemal. Ne oldu sen? Ne oldu? Fedi oğlan doğurdu. Ne oldu diyor ya? Çay diyoruz koçum. Çay. Çay ver bize. Hemen vereyim abi. Tamam. Sen git pasajdan boşları topla. Ben vereyim çayları. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Nereye gidiyorsun oğlum tepsi almadan? Gir, al şu tepsiyi. Allah Allah, Allah Allah. Yürü, voltala. Beyler, ya bu Cemal iyi mi oğlum? Son günlerde bir tuhaf tuhaf hareketleri var bunun. Kafa gidik gidik. Ha? Ya abi aslan gibi çocuk, genç adam ya. Ha. Maça falan takmıştır kafasına. Tabii tabii. Öyle mi diyorsunuz? Ne olacak abi? Bak yok değil mi bir şey? Ne olacak be abi? Aa. Ne bileyim oğlum, dikkatimi çekiyor yani. Allah Allah, neyse ben getireyim çayları. Yapıştır abi. Gönder abi, gönder. Allah Allah. Aa, niye almışlar? Ya üniversitede bazı olaylar olmuş, onlara mı karışmış, ne yapmış yani? Ah be kızım ya, ya ne durduk yere başını belaya sokuyorsun ki sen ya? Abi, abi bir sakin ol. Lütfen bir sakin ol önce. Bak seni aradığına göre demek ki durumu iyi abi. Öğreneceğiz butik. Gidip bakalım, öğreneceğiz yani. Ya dükkanı sen kaparsın değil mi butik? Ya tamam canım biz de buradayız, biz de yardım ederiz. Merak etme aklın kalmasın. Abi diyorum ki acaba Rıza amire bir haber ver istersen. Ha, evet. Hani belki yardımcı olur ha? Evet. Çok güzel düşündün, çok çok iyi düşündün de. Ben önce bir eve uğrayayım, onlar da merak etmişlerdir. Ama Rıza amire haber verelim, iyi fikir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne oldu ya, hayırdır böyle gürültü patik dediniz? Ahmet abinin kuzenini gözaltına almışlar da abi. Ya. Kimi? Püftülü mi? Yok be abi. Halamın kızı var ya Suna. Onu gözaltına almışlar. Ne olmuş ki ya? Üniversitede olaylar oluyor ya işte. Abi, bu da karışmış. Durduk yere başımıza iş açıyor ya. Hayır etmiş. Neyse. Sen okumaya geldin buraya ya. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Bir şey işte. Yok yurda da gitmemiş. Okulda kalmaz bu saate. Ay nerede bu kız ya? Ya belki bir arkadaşında falan kalmıştır ya. Saat de geç oldu ha. Okey tamam sus ya. Zaten ortalık karışık. Hayır insan arkadaşındaysa oradan arayıp bir haber vermez mi ya? Kardeşim sınırlar olmasa savaşlar da olmaz. Savaş olmazsa senin... Nevzat abi. Abi bana yardımcı olman lazım. Hayırdır oğlum? Abi senin çevren geliştir. Çok iyi bir avukata ihtiyacım var benim. Ha benim hukuk diplomam var ama... Ne diyorsun? Yardımcı olur muyum sana? Hayırdır oğlum? Senin niye avukata ihtiyacın var? Otur bakayım sen şöyle bir. Anlat bakalım. Ay ben dayanamıyorum. Gideceğim ben. Ya nereye gideceksin? Otur oturduğun yerde ya. Devamlı gideceğim, gideceğim, gideceğim. Ya Fehmi'cim, kadıncağız da haklı ama şimdi telaş yapmakta yani bir şey mi yapsak? E ne yapalım Rukiye ya? Okulda yok, yurtta yok. Kim bilir nerede ya? Kesin başına bir şey geldi. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldin Ahmetciğim. Ahmetciğim.
Efendim anne. Biz Suna'ya ulaşamıyoruz ha. Biliyorum anne ya. Biz ulaştık. Suna'dan haber aldık. Ha. Ne? Neymiş? Neredeymiş? Nasılmış? Bir şey yok. Gülden'i aramış. Arkadaşında ders çalışıyormuş halacığım. E niye bize haber vermemiş? Halacığım öğrenciye bir telefon yok ki orada. Yani bakkala inmiş burayı arayacak diye. Buranın numarası ezberinde değil ama bizim numarayı biliyor. Gülden'i aramış. Merak etme. İyi yani. Bak gördün mü? Boşuna heyecan yaptın işte ya. Ay vallahi bu kız öldürecek beni. İnme inecekti. Sakin ol. Hala bu ne hal böyle ya? Bu, sen bir elini yüzünü yıka lütfen. Bunu iyice koyuvermişsin kendini. Al hadi. Doğru söylüyorsun. Ay vallahi. Sağ olasın. Yüreğimi su serpildi. Şey. Ama ben onu soracağım. Sorarsın halacığım, sorarsın. Tabii sorarsın. Sen bir elini yüzünü yıka lütfen. Bir kendine gel. Sağ ol. Oy verme böyle kendini. Ay Allah. Ya, olacak şey değil. Kızı da kendine çevirmiş ya. Ya insan bir haber vermez mi? Arkadaşındayım demez mi ya? Suna arkadaşında değil baba. Ya ben halam panik olmasın diye ona söylemedim ama. Nerede peki? Gözaltında anne, gözaltına almışlar. Gelmedi mi? Buradayım, buradayım. Alo! Alo! Nereye kaldın? Nereye kaldın? Alo! Saat kaç oldu? Bu saatte kaldın. Neredeydin sen? Siparişleri götürdüm usta. Bak yeni iyileştin Şahin, yine hasta olacaksın. Nihtiya Elvan'ım, hastalanmam. Kaskım var, mont da var işte. Abi gidiyorsun. Bundan sonra o gittiğin yerden tak daha geri gelmek bilmiyorsun sen. Allah Allah. Bir gidiyorsun, orada kalıyorsun. Ta etraf toparlanacak, pastane temizlenecek. Tamam, tamam. Hepsini yaparız, hallederiz. Hiç merak etme. Hey, göreceğiz bakalım. Sabah göreceğiz. Hadi ben gidiyorum kızım. Tamam, hadi çüz. Hadi etrafı güzelce toparlayın. Bundan sonra doğru eve. Tamam. Tamam. Ya Şahin. He. Merak ettim. Neredesin? Ya Elvan'ım sana bir şey anlatacağım ya. Gelsene şöyle. Ha otur otur. Abicim. Peki neden gözaltına almışlar? Bilmiyorum anneciğim. Yani Gülden'le konuşmuşlar ama detayları bilmiyoruz. Görüyor musun sen başımıza gelenleri? Ay! Ya Rukiye sus. Bir de seninle uğraşmayalım ya. Anne lütfen halama belli etme. Kadın zaten panik. Halam var. Tamam, tamam. Tamam. Ahmet oğlum şimdi gidelim. Rıza amiri bulalım. Sonrasına karar veririz tamam mı? Sen gelme baba. Sen gelirsen halam iyice anlar ama iyi düşündün. Ben Rıza amirden rica ederim. Beraber gider bir bakarız bakalım ne yapabiliyoruz diye. Yok yok ben de gelirim ya. Ya baba gelme lütfen bak sen kalkacaksın ha ya halam anlayacak yani. Ya gitme işte anladım. Gelince. O zaman ben izninizi rica edeyim bana müsaade. Evet. Gülden de merak etmiştir. Hadi görüşürüz. Tamam canım. Hemen mi gidiyorsun abi? Halacığım çocuklar uyumadan bir göreyim ben. Olur mu? Hadi. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Hadi görüşürüz. Baba o mevzuyu biz zahmetle. Tamam tamam. Hadi alasın. Hadi güle güle. Görüyor musun? Tamam. Oo, Mesut'tayım sen. Ne yapayım birader ya? Boş bardak kalmış mı diye dolanıyorum işte. Hele sen yaptığın işe bak. Ya bu saatte dükkan açık kalır mı ya? Herkes kapattı gitti. Ama birader kaç defa söylüyorum kimse beni dinlemiyor ya. Şu çayları diyorum dükkanı kapatırken kapının önüne bırakın öyle gidin diyorum. Ama millet içiyor içiyor biriktiriyor. Bütün bardaklar kalmış ya. Bütün dükkanlar kapalı değil mi? Açık maçık yok mu? Yok. Bir tane açık. Hadi o da ya. Senin hanım Yıldız yenge. O da kapatsa ben de pazarı kilitleyip gideceğim. Nasıl ya? Daha Yıldız eve gitmedi mi? Yok, çok kapatıp gitse de ben pasajı gittim, eve gittim ya. Ya bu kadın beni iyicene tav ediyor birader. Vallahi iyicene tav ediyor ya. Bu saate kadar çalışmak mı olur ya? Mesut, Allah'ın sana rica etsen de Yıldız yengeme söyle. Kapatsın dükkanı, ben de pasajı gittim, gideyim. Allah göstermez, biri yanlışla içeri girer mi başıma inşallah. Tamam, ya. Tamam, dur sen dur. Ben halledeceğim işi, hiç merak etme sen birader. Allah razı olsun. Yalnız, iyi geldin Mesut. Ben kalacaktım ki gözümde de kapı kapat dükkanı. Allah'a iyi. Yıldız benim asfalyalarımı iyice attıdır ha. Ya saat kaç olmuş hala eve gitmiyorsun. Çocuklar evde sürünüyor ya. Aç susuz bekliyorlar seni. Hala dükkanı kapatmamışsın. Ya işimiz var herhalde Mesut'cum. Ya keyfimizden oturuyoruz burada. Beni tav etme Yıldız.
Bak beni tav etme. Sen, senin işin annelik. İlk işin annelik senin ya. Ha, iyi ben anneliğimi yapıyorum kocacığım. Çocukların yemeğini, ekmeğini hazırladım. Akşamdan dolaba koydum. Allah Allah ne güzel yaptın ya. Böyle olmaz kızım bu işler. Sen dükkan, toplantı, ortak mortak derken ev işlerini iyicene saldın ya. Ya çocuklar, ben falan selsefil olduk ya. Sürünüyoruz evde. Böyle bir şey olmaz. Lütfen, lütfen doğru eve. Dedim ya Mesut, ben senin gibi çay bitince eve gitmiyorum ki. Yarının planını yapıyorum burada. Yapma kızım. Yapma ya, sana plan yap diye mi var? Yapma plan. Aa, sen buraya olay çıkarmaya mı geldin? Hayır, seni eve yollamaya geldim. Hadi hemen toparlanıyorsun, dükkanı kapatıyorsun, eve voltalıyorsun. Yürü anam, yürü. Allah Allah ya Mesut, benim ne zaman dükkandan çıkacağım, ne zaman kapatacağım, işimi ne zaman bitireceğim, sana mı soracağım? Evet, bana soracaksın. Ben senin kocanım. Allah Allah, ben sana sormayacağım. Bana soracaksın. Sormayacağım. Bak beni tav etme Yıldız, bana soracaksın dedim. Ben senin kocanım. Abi benim için çok önemli, başına bir şey gelmesin. Tamam be Cemal'im, sakin ol, hallederim. Yalnız sen... Hangi okulda, hangi bölümde biliyor musun? Yani hangi birim almıştı? Nasıl öğreniriz? Abi onu Ahmet abiyi bilir. Yalnız Ahmet abiye benim bildiğimi söyleme. Şimdi kuzeni falan yanlış anlar. Tamam tamam, hallederiz. Ben gideyim bir Ahmet abiyi bulayım bakalım. Ben de geleyim mi Nevzat? Sen ne yapacaksın oğlum? Git eve, dinlen. Ben Ahmet abiyi bulurum, hallederim. Sen de bu kadar takma ya. Biz çok girdik çıktık içeriye, bir şey olmaz. Tabii oğlum, bizim hayatımız hapiste geçti. Sakin ol. Sağ ol abi. Halleder Nevzat abi. Sen çay vereyim mi abi? Yok, var da. Sen bak işine. Sakin ol. Harika bir iş teklifi aldım Mavişim. Ne işiymiş bu Şahin? Ya adamın biri benim yanıma geldi. Dedi ki, koçum benim dedi, aslanım dedi. Sen dedi, arı gibi çalışıyorsun, seni takip ediyorum dedi. Benim için dedi, bir paket bir yere götürür müsün dedi. Sen ne dedin? Tabii götürürüm dedim. Ondan sonra bana bu çantayı verdi, tamam mı? Şu adrese götürecekmişim. Ya bir para teklif etti, anlatamam sana ya. Neredeyse ikimizin maaşı. Ya peki çantanın içinde ne var? Ben ya ne varsa var. Ben bunu teslim edeceğim. Ondan sonra da paramıza bakacağız. Ya Şahin sen ciddi misin? Gerçekten ciddiyim ya. Ya Mavişim, haftada iki tane böyle paket taşısak ev alırız. Ya peki çantanın içinde ya yasa dışı bir şey varsa? Ha? Yok ya. Fevcim, bence söyleyelim annesine. Yok yok, bilmemesinde yarar var ya. O onu arkadaşlarınla bilsin, daha iyi. İçini ya iştah büyürse, ya Allah korusun bak tutuklamış da ya hapse götürürlerse? Ya Rukiye hapse girecek, ne yapmış olabilir ki ya Allah Allah? Ya şey, siyasi falan bir şeydir ya. Siyasi dediği daha kötü. O kadar çoluğu çocuğu o öğrenci olaylarından alıp alıp yıllarca tutmadılar mı içeride? Ya o eskidendi ya, o eskidendi. Şimdi öyle değil artık. Zaten bak Ahmet gitti bakmaya. Rıza Amir'in de haberi var. Sen merak etme, telaş etme. Hallolun. Hayır Şahin ya, böyle bir işe bulaşmanı istemiyorum. Götürüp çantayı geri verir misin lütfen? Ya ama çok güzel para teklif etti. İstersen içine bakalım maaşıma. Şahin, başkasının çantasına mı bakacaksın? Ya Nihti ya, hem senin için rahat eder, hem benim için rahat eder. Açıp sonra kapatırız. Tamam, bak. Aa, şifresi kilitli ya. Kilitli işte, gördün mü? Normal bir şey olsa kilitli olur mu hiç? Yani o da var ama... Şey orada, niye yapıyorsun sizi? Sipariş götüreceğiz de adrese bakıyorum. Neresi burası ya? Şu. Şey, evet. Değil mi? Hı hı, oraya götür Şahin. Ha, iyi tamam, götür. Ama hemen açık geri gel. Bir gidiyorsun, geri gelmeyip oyalanıyorsun evladım orada. Şey yapma. Tamam, hadi, tamam. Hadi, geç kalma. Tamam, hiç. Hemen açık git gel. Tamam, gidiyorum hatta. Hadi ben gidiyorum. Açmak lazım. Ne? Nasıl bulacağız Şahin ya? Bir şey var işte, belli ki kilitlemişler. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim Kızım benim. Çok sağ ol. Ne demek Ahmet ya? Ne demek? Bizim görevimiz bu. Ya Ahmet abi, zaten çok fazla tutamazlar da öyle ya. Sunan'ın bir suçu yok ki. Ya ben telaştan sana adam gibi teşekkür etmeyi de unuttum Nevzat. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim yardımların için de. Senin nereden haberin oldu bu durumda? Şeyden abi işte, öyle konuşuyorlardı. Dedim ki ben de Fehmi abinin yeğeni alınmış. Ben gitmez miyim abi? Geldim seni buldum işte. Nerede konuşuyorlardı? Kahvede bizim çocuk var. Kim konuşuyordu? İşte öyle bizimkiler ya, tam hatırlamıyorum. Sağ olun abinim siz de ya, vallahi sağ olun. Ne demek? Ne? Kullandınız şeyinizi. Ahmet sen kızımızla konuştun mu? Konuşmaz olur mu? Siyasi olaylara
Karışmasın ya. Ben konuştum, Gülden konuştu. Sabaha kadar nasihat ettik. Şimdi gidip annesine durumu izah edecek inşallah. Ya akıllı. Akıllı uslu bu kız. Usuna. Niye böyle siyasi gruplarla ne iş olur ya? Ya amirim öyle siyasi falan değil. Yani duydunuz kız. Arkadaşlarının örgün eğitim hakkı ellerinden alınmış. Onun için protesto yapmış. Yani bu kadar büyütmeyin abi. Haksızlığa karşı sesini çıkartmasın mı kız? Nevzatçığım, tamam. Dah başkalarının hakkını savunana kadar kendi derslerine bak, eğitimini bitir, tamam mı? O kadıncağız neler çekti yani, biz neler çektik yani. Nasıl merak etti sabaha kadar. 80 tane yalan söyledik yani annesine. Kızım gözaltına alındı diyemedik. Bu kadar büyütmeyin ya. Gözaltı dediğin nedir ki yani? Ben de çok girdim çıktım. 24 saat sonra bırakıyorlar işte. Ya sen alışık olabilirsin Nevzat. Dah. Böyle şeylere bizim aile alışık değil. Yani hiç bize göre değil bunlar. Ya abi, kız haksızlığa karşı sesini çıkartmasın mı ya? Nevzat Efendi, haksızlığa karşı sesini çıkarsın tabii. Çıkarmak lazım ama onun yeri üniversiteler değil. Önce okusun, üniversitesini bitirsin, diplomasını alsın. Ondan sonra siyasete bu kadar meraklıysa vekil olsun, gitsin meclise söylesin fikirlerini. Bu kadar basit. Vekil olmak o kadar basit abi. Yani. Çalıştın olsun. Haydi. O Ahmet'le konuştum ben. Hı. Gelsin annesine kendini anlasın ya. Gece niye gelmedik ki Fehmi'ciğim? Ya şimdi niye gelsin? Şimdi Melahat bin tane soru sorar ya. Gelsin onlar baş başa konuşsunlar. Ya aslında dayısı olarak sen de bir konuşsan, girmese böyle siyasi şeylere falan. Allah korusun tabii aslında bunu babasının konuşması lazım da işte. Ya babası ne konuşacak? Babasının kendine hayrı yok ya. Zaten bak Melahat'ı da peşinden sürükledi, aynen ona benzedi Melahat da. Ah be Fehmi'ciğim. Bak ne güzel seviniyordum. Kızcağız üniversiteyi kazanmış, kendini kurtarmış. Değil mi? O artık böyle iyi bir yerlere doğru yol alıyor diyerekten ama bu gözaltılar bilmem neler. Allah korusun, yakacak kendini yani. Günaydın. Melahat'cığım. Çay koyayım ben sana. Günaydın. Vallahi bütün gece rüyamda Sunay'la uğraştım Ruki. Hadi bakalım hayırlısı. Anlatayım sana. Ha canım. Yok, anlatma gerek yok ya. Rüya gerçek değil. Böyle bak uyanınca rüya bitiyor ya. Tamam ama bir anlatayım bir dinle. Ya gerçekle bir alakası yok onun. Şimdi biz Sunay'la balıkmışız. Bak işte gerçekle hiç alakası yok gördün mü? Ha, bir dakika abi. Solungaçlarımız var, böyle pullarımız var, kuyruğumuz falan. Bayağı balığız yani. Derede yaşıyoruz. Suna sen. Dereden yavaş yavaş ayrıl, uzaklaş, denize karış. Çok çırpındı. Şahin, bence Rıza Amir'e söyleyelim. Ha, Nihti ya, olayı büyütmeyelim Elvan'ım, sakın. Ya hayır, bilmesi gerek. Belki bize yardımcı olur. Hayır, boş ver. Evet, gençler. Ha, amirim. Söyleyin bakayım, benden ne yardım istiyorsunuz? Ha, yok bir şey amirim. Nişt yani. Bırak şimdi nişt. Duyduk her şeyi. Kulağım sizde. Ha, şey, çayı dedim tazeleyelim Rıza amirimi de. Çay? Evet. Çay tazele. Tamam. Çay tazele ama. Ne bir şey saklıyorsunuz, duydum onu. İyi. Ağzınızdaki baklayı çıkarın bakayım. Amirim. Dur, Elvan'ım dur. Şahin. Şahin, çantayı ver. Ha, ne çantasıymış o? Getir bakayım çantayı bana. Haydi. Haydi. Ya birader asfalyalarımı iyice attırdı ya. Böyle bir şey olur mu be? Kusura bakma Mustafa, yenge haklı. Nasıl yenge haklı ya? Ne diyorsun sen Mustafa biladerim? Sen beni dinlemiyor musun? Ya kardeş hele sen şunu bir anlat bakayım hele. Anlat. Baştan sona anlat Fatih Yer. O da dinlesin. O da yengeye hak verecek. Bir anlat, bir dinle bakayım hele ya. Tamam birader, anlatıyorum dinle. Dinle bakalım sen de Mustafa'nın dediği gibi kime hak vereceksin? Bana mı ona mı? Şimdi hava iyicene bir karardı. Böyle gece oldu yani neredeyse. Ben de gittim bir Yıldız'ın dükkanına. Ona bir baktım hala çalışıyor. Ya dedim sen dedim hala niye çalışıyor? Niye kapatmadın dükkanı? Başladık atışmaya. Fıttırdım, asfalyaları bir iyice attı be. Bağırma Mesut. Aa yeter artık. Rezil oldum esnafa. Ya kızım,
Evde çoluğun, çocuğun, kocan rezil olmuş. Sen hala esnafa rezil olma derdindesin be. Ayıp, ayıp. Bir kere de bana destek ol. Bir kere de karına destek ol be Mesut. Ya kızım ben sana destek oldukça sen bana köstek oluyorsun ya. Böyle çalışacaksan çalışma. Böyle çalışma olmaz ya. Ben çalışırım. Her zamanki gibi karıma, çocuklarıma bakarım ya. Allah Allah. Nasıl bakarsın? Üç kuruş kahvede kazandın parayla mı geçindireceksin? Bak Yıldız. Bak ağzından çıkanı kulağın duysun ha. Ayıp bu söyledikleri. Bak ağzından çıkanı topla. Yoksa ben toplarım seni ha. Mesut. Bak yıllarca temizlik, çocuk, çamaşır, dört duvar arası dönüp durdum ya. Hayatımda ilk defa kendi içimin patronu oldum. Bir kere de bana destek olmadın be Mesut. Yeter be yeter. Yeterse yeter ya. Artık sen beni susturamazsın şu saatten sonra. Ya bir kere bana destek ol, bir kere karına destek ol. Ben hayatımı bir kere kendi hayatım üzerinde, ayaklarım üstünde durdum. Çalışmaya başladım, paramı kazandım. Sen ne zaman bana destek olacaksın? Yeter ya? Diyorum bak yeter. Sus artık dır 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 susturma ya. Susturuyorum. Sen beni susturamazsın. Sen başlattın bunu. Sen başlattın Mesut. Niye bana destek olmuyorsun? Neden sen karına destek olmuyorsun? Kötü mü yaptım ben burada? Ya destek oluyoruz, köstek oluyorsun ya. Ben sana bunu söylüyorum. Ya Mesut'cum anlamıyorsun. Ben yıllarca senin istediklerini yaptım. Şimdi para kazanıyoruz, geçindiriyoruz. Ne yapayım? Benden daha ne istiyorsun sen? Dur 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 dur. İşte böyle birader, işte böyle. Görüyorsun değil mi? Ya bir kadın kocasıyla böyle konuşur mu be? Konuşur mu? Soruyorum size ya. Kardeş şimdi ben bu konuşmalar arasında o dırdır taraflarında ne diyor onu anlamadım. Ben de anlamadım zaten birader. Ben de anlamadım. Şimdi belli bir yerden sonra yani benim için söyledikleri hep aynı. Hele bir de ses tonu var ya, o ses sonuna geçtiği zaman söyledikleri her şey benim kulağımda dır 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 diye çınlıyor ya. Başka bir şey anlaşılmıyor. Dır dır dır. Ya görüyorsun değil mi Bahtiyar? Yenge haklı değil mi? Şimdi kardeş, Mesut'un da haklı olduğu taraflar var. Heh, bak görüyorsun değil mi? Ya kadıncağız hem eviyle ilgileniyor, hem işiyle ilgileniyor, bir de senin kahrını çekiyor. Vallahi git özür dile. Git özür dile, gönlünü al. Niye gönlünü alacağım ya? Yok öyle bir şey. O çalışmasın ya, evinde otursun, çoluğuna, çocuğuna baksın. Allah Allah, bir de bana artistlik yapıyor. Senden daha çok para kazanıyorum diyor ya bana, bana. Ya kazansın ne var, eve katkı sağlıyor. Ya öyle olmaz kardeş şimdi bak. Şimdi ne demişler? Parayı veren düdüğü çalar. Evet. Eve kim fazla para getiriyorsa evde onun düdüğü öter. Ya öyle şey olur mu Bahtiyar ya? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Siz halinize şükredeceğinize nankörlük yapıyorsunuz. Nasıl? Ben var ya, yani o kadar çok isterdim ki yengenizle şöyle bir münakaşa etmeyi, böyle bir tartışabilmeyi, o küçük, küçücük sorunları büyütebilmeyi. Ama maalesef biz dertleşemiyoruz işte. Kardeş, Mustafa, senin durumun farklı. Rabbim acil şifalar versin. Evet, senin durumun farklı kardeş. Mesut'un farklı, senin farklı. Amin. Yani, ya arkadaşlar, bu eşlerimiz, hanımlar, kadınlar bizim başımızın tacı. Kıymetini bilin ya. Vallahi kıymetini bilin. Yani ben neler vermezdim ya şöyle birazcık konuşabilmek için, birazcık dertleşebilmek için. Vallahi böyle konuşuyorsunuz dırdır mırdır diye ama hani var ya ağzını açsın da sana tek kelime söylesin diye böyle ağzının içine bakarsın. Yani kızım sen niye arayıp haber vermiyorsun? Ben gelmeyeceğim, arkadaşlarımda kalacağım diye ya. Kimmiş o arkadaşlar ayrıca? Nerede? Ben tanıyor muyum? Anne, erkek var mıydı ortamda? Ay anne bir dinle ne olur ya. Bir anlatacağım, dinle ne olur ya. Hayır dinlemeyeceğim efendim. Sen dinleyeceksin. Bundan sonra nerede akşam, orada sabah arkadaşlarımda kalayım, gidim geleyim yok. Yurttan okula, okuldan yurda geleceksin. Allah Allah, ben senin sürekli nerede olduğunu, ne yaptığını takip edemem ki canım. Ya Melahat bir dakika bir sus da belki Suran'ın da bir anlatacakları vardır. Yok anlatmasın abi. Bu sefer ben söyleyeceğim, o dinleyecek. Aa! Melahat'cığım tamam ama bak o da bir anlatsın, bir işin aslını aslını bir öğrenelim değil mi çocuğum? Rukiye'cim demedi mi Ahmet arayıp söylemiş ben arkadaşlarımda kalacağım diye demedi mi işte? İşte kalmış mı kalmamış mı, nerede kalmış anlatsana çocuğum. Sunay yavrum hadi anlat, annenin de bilmesi lazım tabii. Siz benim bilmediğim şeyler mi biliyorsunuz? Anne ben dün arkadaşımla kalmadım. Nerede kaldın? Dersten önce birkaç arkadaşımla beni gözaltına aldılar. Ne? Gözaltı mı?
Kızım ne diyorsun sen? Dur bir dinle, bir anlatayım ben. Ben hikayemi anlatayım, bir dinle beni. İşte bak böyle üzüleceksin, panik olacaksın diye sana söylemedik Melahat'cığım. Ya siz benden böyle bir şeyi nasıl saklarsınız? Allah aşkına ya, ben nasıl merak ettim, kurdeşenler döktüm. Aklımı sildim ben burada, siz nasıl aşk olsun, yazıklar olsun ya. Ya tamam işte Melahat, kızcağız Ahmet'i de aramış, haber vermiş Ahmet'e. Sağ olsun Ahmet abim çok ilgilendi. Polis, avukat arkadaşları da geldi. Gece çıkarttılar beni. Gece gece buraya gelip sizi rahatsız etmeyeyim diye de ben Ahmet abimde kaldım. Vay başımıza gelenler. Allah'ım ya Rabbim, kızım senin ne işin olur gözaltıyla? Sen ne yaptın, kimi tavuğuna kış dedin de öl. Bak benimle alakası yok. Dersen önce birkaç arkadaşım inançları yüzünden derse sokmadılar. Biz de sınıfın tümü protesto ettik. Yani sessiz mi kalacaktım buna? Kalacaksın. Kalacaksın, sen önüne bakıp dersin çalışacaksın. Senin neyin neymiş efendim başkasının hakkını savunmak? Anne bak, büyütülecek bir şey değil. Ya abartma. Bütün sınıf protesto ettik. Polis de bizi gözaltına aldı, o kadar. Ay biz çocuk veteriner olacak diye övüne övüne gezelim. Bu çocuk anaaşık olsun, polisle çatışsın. Ya çatışma falan yok Melahat ya, Allah Allah. Ya kızın işte bir suçu yok ki. Hemen bırakmışlar. Yo ben dayanamam. Yok ben böyle şeye dayanamam. Ben bu çocuğu okusun diye gönderdim. Devletiyle çatışıp da böyle eylemler bilmem neler yapsın diye yollamadım. Hadi bavulunu... Hadi bavulunu hazırla, gidiyoruz. Çabuk 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 çabuk. Ben hiçbir yere gitmiyorum anne. Yok. Gel. Hayır. Hayır git git. Sen burada kendini mi bitireceksin? Ha? Biz seni her gece karakol köşelerinden mi toplayacağız? Yürü kaydını sildiriyorum seni. Yürü kaydını sildir, çabuk. Ya dur Melahat, işte bak bu yüzden sana söylemiyoruz ya. Hemen panik yapıyorsun. Yapma panik. Otur şuraya. Otur. Allah Allah. Ne öyle okuldan kaydını sildirmeler, şunlar bunlar ya. Gerek yok. Sunu anladı hatasını. Bir daha karışmaz böyle olaylara, olur biter. Karışmazsın değil mi Sunacığım? İyi ama haksızlık değil mi ya? Kim ne düşünürse düşünsün, kim ne giyiyorsa giysin. Yani yasaklarla, engellerle insanları düşüncelerinden vazgeçirebilir misin? Ha? Suna bak, karışmazsın böyle olaylara değil mi? Bak, kaydını sildiririm diyor, okulu bıraktırırım diyor. Hiç gerek yok böyle şeylere değil mi yavrum? Bundan sonra akıllandın. Artık karışmazsın değil mi böyle olaylara? Ama dayı yani bu bunun... Aa, ne? Aa, karışmayacaksın ya. Bundan sonra bak en güzeli bu tip olaylara karışmamak. Yoksa kayıt mayıt siliniyor. Ya Allah korusun, yazık yani. Çok yazık. Karışmayacaksın artık değil mi? Tamam haklısınız. Bir daha dikkatli olacağım. Bak işte çok ikna olmuyor. İkna hemen olmuyor işte. Bu kadar yüksek para teklif edilince ben de şüphelendim amirim. Ya Elvan Hanım ya, amirim sonuçta serbest piyasa değil mi? İsteyen istediği parayı verebilir. Öyle değil, öyle değil Şahin. Belli ki sana yasa dışı kuryalık yaptıracaklar. Biraz akıllı olur lan, mantıklı olur birazcık. O kadar paraya bir çanta taşınır mı? Demek ki iş riskli. Riskli mi? Riskli demek ki iş. Ha. Bunun içinde her şey olabilir. Hah, ben sana dedim Şahin. Ya ama ben bilmiyorum ki içinde ne var. Siz de bilmiyorsunuz. Ya belki bizim için değersiz bir şey ama gönderen için manevi değeri çok. Evet. Ha? Öyle değil işte. Öyle değil. Ha bunu da deneyeyim. Ha bunu da deneyeyim. Aa! Şimdi öğreneceğiz içinde ne var. Açtım çantayı. Şifreyi buldunuz mu? Buldum tabii. Açtım. Demek ki adam futbol aşığı. Bütün kulüplerin kuruluş tarihlerini girdim. Derisi tuttu. Aa! Aa! Amirim kusura bakmayın. Beklettim biraz ya. Buyurun gidebiliriz denetlemeye. Denetlemeye şimdi gitmeyelim. Burada daha önemli, mühim bir işimiz var. Amirim ne var çantanın içinde? Ben dedim değil mi size? Balıktık dedim, balık olarak gördüm dedim. Açık denize dedim, gidiyordu dedim. Ah. Ya tamam Melahat, kes artık ya. Şimdi rüya tabir mi yapacağız bu saatten sonra? İşte anlattı sonra, her şeyi anlattı. Bitti olay ya, kapatın konuyu. Evet, evet. Yapılır böyle şeyler gençlikte, tamam işte. Vallahi biz okusun diye elimizden geleni yapıyoruz. Hayat kendi hayatı. Bizi dinlerse okusun, diplomasını alsın, kurulu bir düzeni olsun. Kendi bak, anne sen içini ferah tut anne. Bak benim notlarım iyi, derslerim iyi. Şimdi bir gitmem lazım, bir işim var. Tamam mı? Ne işi ayol? Bak gene eyleme meyleme gitme çocuk. Anne ne eylemi ya? Derse gideceğim. Ama önce bir yurda uğramam lazım çünkü yok yazıldım dün. Bir de sen yurda aramışsın 10 kez. Onun için bana soruşturma açtılar biliyor musun? Ne? Soruşturma mı? Evet. Ona gidip bir dilekçe vereceğim. Neden yoktum dün, gözaltındaydım diye. O kadar. Tamam ya işte bundan sonra biz buradayız nasıl olsa. Bir şey olursa
Biz gideriz, bir şahit gösterir, olur biter, tamam. Teşekkür ederim dayı. Yani çok bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Siz artık beni merak etmeyin, ne olur. Yani yeterince uğraştırdım sizi. İşinize gücünüze geri dönün lütfen. Abi durumu nasıldı, iyiydi değil mi? İyi kardeşim, iyi. Biraz tabii slogan atmış, sesi kısılmış ama gece çıkarttık, Ahmet abilere yolladık. İyi. Borcumuz ne abi? Ne borcu Cemal, ne yaptık ki ya? Ya olsun abi, sonuç olarak ben destek olmak isterdim, yanında olmak isterdim ama sağ ol sen hallettin. Oğlum bari şey deseydin, Cemal'in selamı var deseydin, beni o gönder deseydin, seni buradan çıkartan Cemal deseydin. Ya hiç yoktan bir selamını söyleseydin oğlum. Ya kardeşim, Ahmet abi orada, Rıza abi orada yani. Ben nasıl diyeyim? Güzel kardeşim kendisi konuşurken söyler. Abi bir konuşabilsen. Ya oğlum kaç gün oldu, sen de bir türlü konuşamadın ya. Ya konuşamadım abi, bir kitap olayı oldu ayaküstü. Bir de işte biliyorsun laf atma olayları. Ben bugün artık yurtta kalırım. Beni merak etmeyin, olur mu? Yok, ben de geleceğim. Bundan sonra hep birlikte gidip geleceğiz. Aa, anne saçmalama istersen ya. Ayrıca yurda seni almazlar. He, ben oradan direkt okula gideceğim. Ya Melahat, rahat bırak kızı ya. Allah Allah. Hadi görüşürüz. Hadi canım, hadi Allah senin açıklığı versin. Hadi kuzum. Hadi güle güle. Saçmalamak yok. Abi işte geliyor. Ya hadi git konuş. Ne diyeceğim? Oğlum ne bileyim, git konuş işte. Gir hadi. Konuya nasıl gireceğim abi? Ya Cemal gel benimle ya. Gel. Ne yapıyorsun oğlum? Suna. Suna. Ya kusura bakma, nasılsın? Ha, iyiyim. İyiyim ya, çok teşekkür ederim. Sağ olun, dün konuşamadık. Çok yardımcı oldunuz. Ne demek ya, Fehmi abinin yeğeni bizim de yeğenimiz, kardeşimiz sayılır. Sağ ben olun. Nevzat abim, dün tanışamadık. Yani ne derdin olursa gelirsin, söylersin. Bu da Cemal. Mahallemizin sevilen, sayılan, herkesin işine koşturan bir kardeşimiz. Evet. Hani bir derdin olursa, beni bulamazsan Cemal'i bul, o halleder. Tamam, teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. Ne demek? Ya nasıl bir mahalle burası böyle ya? İnsanlar karşılıksız birbirine yardım ediyor. Yani bizim Çınaraltı biraz böyle aile gibidir. Hı. Ne diyelim, sen de bu aileye hoş geldin. Sefalar getirdin. Değil mi Cemal? okula herhalde. Okula. Nasıl dersler falan, iyidir? İyi, iyi gidiyor. Zor ama iyi. Seviyorum zaten. Bölüm neydi? Veterinerlik. Aa, ne güzel ya. Cemal de hayvanları çok seven bir kardeşimizdir. Ne güzel. En sevdiğiniz hayvan ne? Köpek. Köpek. Ay bu çocuk kime çekmiş bilmem ki. Niye çocuk? Niye bu çocuk sürekli başını derde sokuyor? Allah'ım ya Rabbim, ben bu çocuğu nasıl bırakıp gideyim şimdi memlekete? Allah'ını seversen söyle. Git canım. Git. Aa, sen gitmek istiyorsan git yani. O kadar da büyütmemek lazım değil mi Fehmi'ciğim? Yok anam, yok. Ben kızımı polisle çatışsın, içerilere düşsün diye göndermedim buraya okumaya. Ya Melahat, çatışma falan yok. Ya ufak böyle öğrenci olayları, gayet basit olaylar olur ya. Bunda abartma. Ben çocuğumu terör gruplarının içine bırakıp gideyim mi yani şimdi? Onu mu diyorsunuz abi? Allah Allah, ne terör grubu ya? Terör falan yok. Çocuklar slogan atmışlar. Ne terör, en fazla tenör olabilir o çocuklar. Terörist falan olmaz. Abartma bunları, gerek yok ya. Bunlar sizin için normal olabilir abi ama bizim görmediğimiz, duymadığımız şeyler. Bir babası duysa. Buna inşallah duysun o da ya. Allah Allah. Onun da biraz duymasında yarar var. Ya kızı seni göndermiş buraya. Ne kızını sorduğu var, ne ettiği var ya. Ne yapsın canım o da? Ne demek ne yapsın canım? Sizi ikinizi göndermiş buraya, kendisi orada oh. Ha göndermiş buraya, orada o. Yani bizim sizin üstünüze atmış gibi bir ağırlık yaptık biz size, değil mi? Tabii, insan eti ağırdır zaten. Ben gideyim. Ya otur bir yerde, saçmalama ya. Allah Allah. Ne? Melahçığım aşk olsun. Ay, yük olur mu? Aa, canım benim ya. Aşk olsun. Yok. Gelince söylersin, bana 3 çay getirsin. Tamam, söylerim. Hatta geldiğinde başka ihtiyaçları var mıymış diye de sorarım. Söylersin, 3 çay yeterli. Hayırdır Mesut ya, yengeyle bir problemin mi var? Sana ne bileder ya, sana ne? Ya Mesut, adam kötü bir şey söylemedi. Çok sinirlisin. Evet, sinirliyim. Sinirliyim, 46'lık bile derim. Sinirliyim. Adamı delirtiyorlar, fırtırttırıyorlar. Cemal! Cemal! Hadi bu ya. Mesut abiciğim,
Ne oldu? Hayırdır, ne oldu ya? Ne yapacaksın Cemal? Ya pasaja çay gitmesi lazım da. Ver ben götürürüm çayları. Yok bir oğlum, gelsin o götürür. Ya benim de pasajda işim vardı diyorum ya. Versen bana, ben götürürüm. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii. İyi tamam. Ver abiciğim. Hemen hazırlayayım o zaman da. Kızlar, söylemediğini bırakmadı bana. Anlattığına göre sen de bırakmamışsın Yıldız. Evet Yıldız ya, biraz ağır konuşmuşsun. Yani ağır konuşmadım da şey dedim, benden çok kazanmıyorsun dedim. Kız, erkek milletin öyle şey söylenir mi? Sen çok kazansan bile kazandığını hissettirmeyeceksin. Evet Yıldız ya, bunca yıl o kazanmış. Beraber harcamışsınız. Biraz da sen kazan şimdi, var ki bunda. Kusura bakma ama adamın gözüne sokar gibi başına kalkmışsın. Yani Mesut ne dese haklı. Haklı. Öyle mi diyorsunuz? Öyle. Yünce'ye kim bakıyor? Hemen geldim hanımefendi. Gel hayatım, gel. Farda. Görüyorsun değil mi? Kendi iş yeri yetmiyormuş gibi başka esnafın işine koşturuyor ya. Ya baba, şunun şurasında komşuyuz yani. Ne olacak baksa? Ben onun iyiliği için söylüyorum yavrum, evladım. Bak Ahmet'le ortak olma dedim. Gitti oldu, Ahmet ortada yok. İyi de Ahmet abi karakoldaymış bütün gece. Dinleniyor dedi ya. Melat'ın kızını mı almışlar karakola? Onu almışlar ama çıkmış. Neymiş, sebep neymiş? Yani siyasi diyorlar. Ben görür görmez söyledim biliyor musun? Dedim bu kızda bir anarşist tipi var dedim. Söyledim ya. Sehr schön oldu ya. Oldu değil mi? Aldı aldı. Amirim, maaşım bunu Almanya'dan sipariş etti. Yani buraları falan hep böyle koruyor her yeri. Yere düşerseniz hiçbir şey olmaz. Amirim emin misiniz ya? Sizi böyle tanımasınlar. Tanıyamazlar Selahattin. Beni tanıyamaz. Şahin'i görmedikleri için beni tanıyamazlar. Kaskıda kafama geçirdiğim vakit. Bak şimdi. Artık beni kimse tanıyamaz. Ne dediniz amirim? Ben tam anlamadım ya. Bu mallar... Amirim duyamıyoruz, duyamıyoruz. Ne diyor? Bu malların kime gittiğini anlayacağız. Ha. Sonra da çetenin tepesine bileceğiz. Çete mi? Ne oluyor be, ne çetesi? Sami abi, senin damat pis işlere bulaşmış ya. Pis işlere mi? Tamam. Sen Musa, sakin ol. Kontrolümüz altında. Her şey kontrolümüz altında. Şahin'e yasa dışı kuryelik teklif etmişler. Ama Şahin bize durumu anlattı. Çantayı açtık baktık. Şimdi çantanın sahibini ve çetenin diğer üyelerini yakalayacağız. Kimi? Çetenin diğer üyelerini. Çetenin diğer üyelerini yakalayacağız. Konuşman biraz karışık geldi sana. Yok yok, normal. Hiç merak etme de. Ne varmış bakalım şeyde, çantanın içinde? Sami abi, ben sana şöyle söyleyeyim. Eğer Şahin yakalansaydı en az 30 yıl yatardı. Ne? 30 yıl mı? Evet. Bak ben sana dedim Şahin, gördün mü? Ne işleri bulaştın sen gene? Ne işleri bulaştın sen gene ya? Tamam ya. Düşünmeyin kötü şeyler. Bakın, gördünüz mü? Sayemde bir çeteye çökeceğiz değil mi amirim? Evet. Çökeceğiz. Selahattin. Oğlum anladınız değil mi beni? Anladık abi. Ne yapacağımızı anladınız. Anladık. Şimdi ben gideceğim, paketi teslim edeceğim. Ondan sonra izlemeye geçeceğim. Biz anlar gibi bakmıyorsun bana. Boş gözlerle bakıyorsun. Yok amirim, anlıyorum ya. Siz merak etmeyin. Tamam, ben paketi teslim edeceğim. Ondan sonra izlemeye geçeceğim. Sen de Şahin'le gideceksin, parayı alacaksın. Emredersiniz amirim. Tamam. Yalnız amirim, Şahin'e de çelik yelek falan giydirelim mi ya? Çatışma falan çıkarsa. Çatışma mı? Babacığım ya. Selahattin. Elvan'cığım yok, sakin ol kızımız. Çatışma falan çıkmayacak. Çatışma yok. Ne çatışması? Ayrıca satışma çıkacaksa eğer Şahin'in orada ne işi var? Önce sivilleri güvenlik altına alacaksın. Ondan sonra operasyona başlayacaksın. Bunları ben mi öğreteyim sana? Evet. Nerede kaldık? Çanta nerede? Evet. Haydi bakalım. At kapıyı. Kapıyı at. Sıkıntı yok. Az zayıf oğlum. Yani Cemal, sana o kadar fırsat yarattık, konuşamadın. Ah be oğlum, ah be oğlum. Bir türlü konuşamadın yahu. Ya görsen var ya, kızın yanında böyle emme basma tulumba gibi kafasını sallıyor ya. Daha ne yapalım biz Cemal? İyi de abi, ne yapayım? Karşımda görünce heyecanlanıyorum. Ya yok abiler, bu kıza daha merhaba diyemiyor. Sevdiğini nasıl söyleyecek? Cemal, ustanı çağırsana bana, hadi. Çağırıyorum. Merhaba yenge. Merhaba yenge, sağ olasın. Ay, ne ilacıymış bu Sami, ne ilacı? Şişt. Ya Sibel, kaç kere diyeceğim ben sana? Bak, anam duymasın. Sakın anam duymasın. Buna şey böyle şey, ilaç taşıtıyorlarmış. İyi de ne ilacıymış Sami? Tövbe estağfurullah. Herhalde romatizmalıcı değil. Ya işte bu tehlikeli olanlar, yasaklı olanlar.
Ay vay vay vay. Ay bu Almanya'da mı alıştı bu ilaca milaca şeyleri ha? Yok be ya, buna bir şey alıştı yok. Bunu kandırmışlar. Bir tane çanta vermişler Toşe diye. Neyse biz polise haber verdik. Bunu yakalayacaklar. Ama sen sakın anama bir şey söyleme. Kapını kapat, hiç haberi olmaz. O hiçbir şey duymaz. Ay Sami, ben karşı çıkıyordum ya. Sen sat bu motoru, hayatım sat. Bak çocuk başını belaya sok. Doğru, doğru. Ha. Ha. Noli, siz fısır fısır konuşuyorsunuz. Duymam içeride mi? Noli. Kim? Biz mi? Ha, yok mu ya? Havalardan, sulardan konuşuyoruz. Artık ne eski havalar kalmadı. Eski sular da kalmadı. Ya. Güzel kana kana içiyordum. Yani. Oh diye. Oh, öyle şeyler işte. Kocacığım, ya haklısın, çok özür dilerim. Yani ben öyle demek istemedim. Yani ben hani senden çok kazanıyorum derken ikimiz için, yuvamız için kazanıyorum anlamında söyledim hayatım. Bırak Yıldız, bırak. Resmen beni paranla ezmeye çalıştın. Ayıp ya. Yani ben bugüne kadar sana her konuda yardımcı olmadım mı kızım? Ağzımı açıp bir şey söyledim mi? Ne kazandığına, ne harcadığına bir laf ettin mi? Etmedim hayatım. Evet, etmedim. Peki benden habersiz dükkan açtın. Ona bir şey dedin mi? Demedin. Tanıtım dedin. Eleman dedin. Ben seninle her şeyimi paylaştım ya. Değil mi? Ya haklısın kocacığım. Zaten ben diyorum ya işte o anlamda demek istemedim. Yani ben sana o kadar minnettarım ki. Her şeyin sebebi, böyle güzel kazanmamın, iş sahibi olmamın bütün sebebi sensin kocacığım. Sen olmasan ben zaten yapamazdım. Ya ben hep iyi ki seni tanıdım, iyi ki seninle evlendim, seni sevdim, mutlu bir yuvamız oldu. Sen olmasan ben bunları başaramazdım. Ama kabul et Yıldız. Son zamanlarda mutlu yuvanı bayağı bir ihmal ettin. Haklısın kocacığım, çok haklısın. Yani bundan sonra sana söz veriyorum. Bir daha öyle davranmayacağım ve artık daha çok vakit geçireceğim seninle ve çocuklarımızla. İyi, öyle diyorsan. O zaman kocacığım şöyle diyorum sana, akşam yemeğe gidiyoruz. Hoppala, laf mı şimdi seninkisi kızım ya? Ben diyorum man kara, sen diyorsun mal kara. Durduk yere niye masrafa giriyoruz? Aa kocacığım, masraf olur mu? Ben niye kazanıyorum? Yani seninle çocuklarımızla bir yemeğe gidemeyeceksem, harcayamayacaksam ne anlamı var? Hiç itiraz istemiyorum, yemeğe gidiyoruz. Öyle mi diyor? Hı-hı. Öpeyim mi? Öpeyim. Tamam. Şimdi Suna bizim kuzenimiz falan da biraz dik başlı. Halam haklı. Ahmetciğim. Canım. Melahat hala da hiç kolay bir insan değil. Yani ben de Suna'nın yerinde olsam ben de dik başlı olurdum. Ya sen öğrenci insansın. Senin işin gücün okul, dersler, sınavlar. Neyse senin ne işin olur protestoyla, eylemle. Ahmetciğim bak. Kuzenin gencecik bir kız buraya okumaya gelmiş. Sana güvenmiş, sana telefon açmış. Yani o düştüğü zaman senin yanında olmanı istiyor. Abilik yapmanı istiyor. Yapmıyor muyuz Gülden yani? Abilik yapmıyor muyuz? Ya suçlayıcı, yargılayıcı davranma. Tamam mı? Elinden tut. Hakemlik yapma. Destekleyici olunu istiyor kız. Hah. Bak iyi insan da lafın üstüne gelir. Hoş geldin. Suna ne oldu? Neyin var? Hoş geldin Suna. Yine neyi protesto ettin? Yok dalga geçme Ahmet abi. Bu sefer durumlar ciddi. Ne oldu? Ne oldu acaba ya? Ya amirim haber verecek Şahin. Bekliyoruz. Sabret. Uf, acaba sesi mi kısık? Şunun sesini bir açalım ha? Ya Şahin, kurcalama telsizi. Ya siz neden amirimi tek başına yolladınız? Yavaş yavaş şey gelir sorularda. Ya Sami abi sen amirimi tanımadın herhalde. O kelebek gibi uçar, Ali gibi sokar ya. Bas! Ya o Muhammed Ali değil mi? Ya tamam işte amirim de bizim emniyet teşkilatının Muhammed Ali'si. Wow! Muhammed Ali'den sepet kafalı ya. Sepet kafalı dinlemede Muhammed Ali buyur. Selahattin saçmalama oğlum. Amirim siz bizi duyuyor muydunuz ya? İki saattir mandala basıyorsun. Duyuyorum tabii Selahattin. Paket teslim edildi. He, tamam amirim biz de çıkıyoruz. Hadi Şahin çıkalım. Tamam. Hadi. Bekliyorum ben seni. Tamam. Elvan'ım hakkını helal et. Şimdi bir operasyona gidiyorum ya. Kaza kurşununda falan ölebilirim. Of Şahin ya sürekli başını belaya sokuyorsun ama. Usta hakkını helal et. Bırak. De bu arabadan dışarı adımını atmak yok. Hocana bir şey gelirse oraya gelir vallahi kafanı kırarım senin. Tamam. Daha hesaplaşacağız. Buraya gelince ayrıca konuşacağız seni. Hadi. Sen ciddi misin Suna? Evet. Yurttan atmışlar.
Annem de ortalığı ayağa kaldırmış dün. Bugün de disiplin soruşturması açmışlar. Yurtta ilişkimi kesmişler. Çok güzel ya. Çok güzel haberler bunlar. Duyuyorsun, ne güzel haberler bunlar. Başına ne işler açtığını görüyor musun Suna? Ahmet abi, istersen sen de bir soruşturma aç bana. Bir disiplin cezası da sen ver. İster misin? Tamam, tamam Sunacığım, tamam. Ahmet'im ne konuşmuştuk hatırlıyorsun? Yargılamıyoruz, destek veriyoruz. Neyse, tamam. Tamam. Olan olmuş, ne yapalım? Annen söyleyip duruyordu zaten. Gel bizde kal diyordu. Zaten eşyalarını da almışsın. Git bizimkilerin evine yerleş, ne yapalım yani? Yok, ben kalamam Ahmet abi. Ben ev düzeninden kaçmak için şehir dışına gittim. İstanbul'a yerleştim orada okumak için. Ya annem yetmiyor, bir de dayımla yengemle mi kalayım ben? Tamam. Suna, bizde kalırsın Sunacığım. Yok, olmaz. Olmaz tabii canım. Sen sokaklarda kalma. Sen sokaklarda kal. Ne yapalım? Annem nerede kal? Hayır. Bize gel, o da olmaz. Tabii kızmayayım diyorum, hani sesimi yüksel. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız kızım? Özür dilerim. Tamam, birkaç gün dayımda kalırım. Sonra bakarım başımın çaresine. Birini bulurum kalacak. Ana ne diyor ya? Tamam, Ahmet'ciğim. Sunacığım, tamam. Şimdi bak, eşyalarını alalım, eve gidelim. Sonra konuşuruz onu. Tamam mı Ahmet? Bir sorunumuz daha var. Annene bütün bu olağan biteni nasıl anlatmayı düşünüyorsun? Kadıncağızın yüreğine indirmeden tabii. Onu düşündüm herhalde. Sinirim bozuldu ya. Hakikaten sinirim bozuldu ya. Ondan sonra gittik. Ben gösterdim adama, dedim ki bakın bu adam dedim. Bütün polisler adamı yakaladılar, beni de yolladılar. Çantada elindeydi adamın falan böyle. Ama ben çok korktum Şahin. Ya Ela Hanım, sen neden karışıyorsun böyle işlere? Ela mı başlıyorsun? Ya fena mı oldu ya? Adamlar yakalandı usta. İyi de senin başına bir şey gelseydi, ha? Ne yapacaktık o zaman biz? Satacağım ben motoru. Nasıl ya? Olmaz. Ben size sattırmam motoru. Ne alakası var motorla? Pöf sana ya. Erol Taş Baba Sami, yapma ya. Motorla hiçbir alakası yok. Amirim, ne oldu? Acayip merak ettim. Ne oldu? Selam, aleyküm hanımcılık lan. Aleyküm selam. Şahin sayesinde Beyoğlu çeteyi çökerttik. Ya! Biz kıvrak yakaladık adamları. Ya gördün mü Erol Taş Baba Sami? Süper kahraman gibiyim. Şehri kurtardım. Tamam, abartma Poftruk. Adamları aldık içeri, ifadelerini aldık, itiraf ettiler. Ama Şahin sen de biraz dikkatli ol oğlum ya. Her teklif edilerini kabul etme. Hayatı biraz sorgula. He. Öyle değil mi? Gel bakalım buraya, al bunları da benden. He. Al bakalım. Sürekli motora bunlarla bin, tamam mı? Kaskı sürmek yok. Tamam. Ha, merak etme. Kaskısı sürmeyecek. Neden? Çünkü motoru satıyorum ben. Ne? Ölürüm de sattırmam. Böyle gidersen öleceksin zaten yakında. Allah Allah. Bir şey yapmıyorum bari. Güzel korona düşer. Tebrik ederim abim. Helal. Kahramansınız. Niye? Kaça satıyorsun? Tabii sen şey yapmadım. Muhammed Ali. Allah güzeldi. Hadi selam atlam. Hadi. Muhammed Ali. Ay ne iyi bir karar verdin kızım ya. Ay ne iyi, ne iyi ettin. Değil mi? Biz de kalıyorsun artık yani. Yani çok uzun süre değil yenge. Yavrum istediğin kadar kal. Ay vallahi ben de artık var ya gönül rahatlığıyla dönebilirim memlekete, değil mi? Yani yurt iyi hoştu da bir ev gibi değildi tabii. Yani senin de gözün arkada kalmaz. Artık dönersin eve. Tabii tabii, dayın varken ben rahat rahat dönerim eve. Hiç arkada kalır mı gözüm? Allah'ım çok şükür. Anne, yerinde olsam o kadar sevmiyorum. Geldi, gidiyoruz. Karma karışık yollarda. Hüzünden, mutluluktan de bana yapmışız, yine yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya. Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına.